Evet, bu pazar sabahında yaşadığımız, cuma akşamından bu yana yaşadığımız o Badire'yi nasıl atlatacağız diye sorduğumuz günü değerlendiren haberlerle ve analizlerle karşınızdayız. Yine devam ediyor yayınımız sevgili izleyiciler ve bağlantılarla da analiz etmeyi sürdüreceğiz. Bundan sonraki süreci aktaralım, yorumlayalım istiyoruz çünkü. Geçmeden önce sıcak gelişmeler var, aktaralım. Yunanistan'a kaçan askerlerden söz edildi. Yunanistan'da iade etmek üzere görüşmeler yapıldı ve iadesini gerçekleştirdi. Oradan taze bir gelişme var. Evet, internetten aktaracağım. Önce helikopterle Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yasal sürecin ardından Türkiye'ye iade edilecek diye aktarılmış bir haber görüyoruz. Fotoğrafta askerlerin görüntüsü var. Evet, askerlerin görüntüsü bu sevgili izleyiciler, kaçan askerlerle ilgili. Son durum şöyle: Türkiye'deki darbe girişiminden sonra helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan 8 darbeci askeri savcılığa çıkarıldı. Ülkeye 8 darbeci asker ülkeye kaçak girmek ve iki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak suçundan savcı karşısına çıkarıldı. Helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç ilçesine kaçan, Dedeağaç kentine kaçan bu askerlerin ile ilgili son durum bu sevgili izleyiciler. Evet, bir başka gelişme: gözaltındaki askerler İstanbul'da parmak izlerinin alınması için emniyete götürüldüler gece saatlerinde. O görüntüler de gelsin ekrana. Bakırköy Adalet Sarayı'ndan olay yeri inceleme şube müdürlüğüne götürüldüler. Parmak izi alınan askerler işlemlerinin ardından tekrar nezarethaneye getirildiler. Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğüne geri götürüldüler. Askerlerin gece 24'te olay yeri inceleme şube müdürlüğüne götürülürken adliyenin bahçesinde belediye otobüslerini indirilirken ki fotoğrafları, görüntüleri yansıyor ekrana. Adliye önündeki caddede araçlarıyla geçen vatandaşlar da bayrak sallayıp korna çaldılar bu sırada. Güney Asya'nın yeni gelişmeler arasında bir başka haber: Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım yaralıları ziyaret etti Gazi Hastanesi'nde. Evet, Başbakan Binali Yıldırım hastanede yaralılarla görüştü. Bir kanaması vardı, onu durdurdu. Bir konuda yaralıydı. Allah size bağışlayacak. Millet size bağışlayacak. Çok mücadele Evet, darbe girişimi ve girişimin bastırılmasından sonra camilerden sela verildi ve vatandaşlar sokağa çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bağlantıda, sosyal medya üzerinden yaptığı bağlantıda ilk çağrıyı gerçekleştirmişti. Ardından Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da talimatıyla bütün camilerden vatandaşlar sokağa çağrıldı. Dün Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa inmişti. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bazı kentlerde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sokağa indiğini gördük. Hatay'la başlayalım gelen görüntüleri aktarmaya. Evet, yoğunluklu olarak bayraklı vatandaşlar sevgili izleyiciler ve tek bir sesleri geliyor. Hatay'ın ardından İzmir'e dönüyoruz. Evet, İzmir'de sabahlandığı ifade ediliyor. Gece boyu vatandaşların sokakta olduğu, sabah gelen görüntüler bunlar da İzmir'de parklarda, bina önlerinde görüldüğü üzere sokaklardalar. Mersin'e de bakalım. Daha önce büyük bir Türk bayrağı etrafında toplanmış. Yoğunluklu olarak Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, AKP'liler görülüyor sevgili izleyiciler. Milli iradeye darbe gelmesine itiraz edildiği meydanlarda görüyoruz. İstanbul'dan gelen görüntülere de bakalım. Evet, bu da İstanbul sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'nda yurttaşlar darbeye karşı tepki gösterdiler. Erzurum'dan gelen görüntülerle devam ediyoruz. Evet, Erzurum'da da
meydanda toplanan yurttaşlar görülüyor sevgili izleyiciler. AKP bayrakları taşıdıklarını da ifade edelim. Yurt dışından da gelen görüntüler vardı dedik. Kosova ile başlayalım. Kosova ve Paris'ten görüntüler var sevgili izleyiciler. Demokrasiden yanayız, darbeye hayır dövizlerini görüyorsunuz. Ve Paris. Son olarak bir de Paris'ten gelen görüntüleri derledi arkadaşlarımız. Evet, Paris'ten de bu görüntüler geldi. Evet, dört bir yandan çağrıların hala sürdüğünü ifade edelim. Sokağa çıkan vatandaşların görüntüleri. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne bir çağrısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam evinin dışında bekleyen yurttaşlara seslenirken ABD'ye sesleniyorum, Pensilvanya'daki o zatı bize iade edin cümlesi vardı. Ve aynı zamanda darbede Amerikan hükümetinin parmağı olduğu iddiaları da gündeme gelmişti. Amerika'dan bir açıklama var. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, başarısız olan darbe girişiminde Amerika hükümetinin parmağı olduğu iddialarının iki müttefik NATO ülkesinin iyi ilişkilerini zedeleyeceğini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, Kerry'nin açıklamasını paylaştığı basın toplantısında Türkiye'nin kanunlarına bağlı kalarak ve saygı duyarak bu darbe girişimini araştırması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk yetkililere yürüttükleri soruşturmada her türlü yardımı sağlayacaklarını ifade etti. Kerry ayrıca Türkiye'de konuşulan darbenin arkasında ABD var iddiaları ile ilgili olarak da bu iddiaları iki dost NATO ülkesinin ilişkilerini zedeler ifadesini kullandı. Darbenin arkasında ABD var diyen Soylu sevgili izleyiciler, Bakan Soylu'nun bu ifadeleri üzerine bir tartışma başladığını belirtelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin parmağı var mıdır, yok mudur, Pensilvanya'daki iade olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Bu sorulara da yanıt arıyoruz. Şimdi telefon attığımızda Sayın Saadettin Tantan var. İçişleri Eski Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Tantan'la bu süreçte zaman zaman telefon bağlantıları yapıp sizlere düşünceleri aktarmıştık. Merhaba efendim. İyi günler, iyi yayınlar Semra Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha duruldu, netleşti. Ne olup bittiğini anlamak kolaylaştı ama hala soru işaretleri var. Sizce bu olaydaki en büyük soru işareti nedir Sayın Tantan? Soru işareti Türkiye'nin ve Türk halkının kaybettiği bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu grubu darbeye, isyana teşvik eden, onu destekleyen kim olabilir diye düşünmek gerekiyor. Hangi ortamlar yaratıldı da bu hareket, bu kalkışma hareketi, isyan hareketi başladı? Ve Türkiye bundan sonraki süreci nasıl götürecek? Türkiye demokrasi, işte zafer kazandı, demokrasi kazandı falan deniyor. Türkiye'de demokrasi mi var ki, hukuk devleti mi var ki? Yani kazanan kim? Türkiye kaybediyor, sürekli kaybeden bir ülke konumundayız. İşin acı tarafı bu. Yani biz geçmişte bu olayları yaşadık. Bu olaydan şimdi silahlı versiyonunu yaşıyoruz. Yani Balyoz davası neydi? Büyük Orta Doğu projesinde silahlı kuvvetlerin yeniden dizayn edilmesi projesi değil miydi? Peki o zaman demiyor muydu Amerikan Büyükelçisi, itiler yapmak isteyenler de bana geliyordu, itiler önlemek isteyenler de bana geliyordu demiyor muydu? Peki bu nedir? Burada bunu da iyi okumak gerekiyor. Ben bunu şöyle okumak, bizi dinleyenler bakımından ifade etmek istiyorum. Bu süreci Irak'ta yaşadık, Libya'da yaşadık, Suriye'de yaşadık ve Türkiye'ye benzer süreci Mısır'da yaşadık. Yani Türkiye'deki halkın sokağa indirilmesi, sokakların kan gölüne döndürülmesi, sonradan Sisi'nin ortaya çıkması, Müslüman kardeşler örgütlerinin başlangıçta sokağa inmemesi, sonradan inmesi gibi bakıldığında, orada da Mısır Devleti'nin derin yapısı olan baltacıların inerek insanların üzerine saldırması, Türkiye'de de maalesef bu insan hareketinin, darbenin önlenmesinde en büyük katkı sağlayan 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul ve Ankara Emniyeti'ni de göz ardı etmememiz gerekiyor. Ondan sonra halkın sokağa indirilmesi, gerek camiler aracılığıyla, gerek televizyonlar aracılığıyla, bütün televizyonların darbe karşıtı söylem ve davranış içerisinde olmasına baktığımızda da, burada maalesef sokağa
inen yapıların içerisinde de bir takım organize yapıları da görüyoruz. Yani tehlikenin boyutu bu. Şimdi biraz daha açık konuşalım mı? Mısır benzeşmesini ifade ederken siz bizi bekleyen tehlike nedir burada? Bizi bekleyen tehlike şudur. Türk Silahlı Kuvvetleri Balyoz Operasyonu'yla büyük bir tasfiye süreci yaşamıştır. Hı hı. İkinci bir tasfiye sürecini yaşamaktadır. Bunlar hepsi Fethullahçı mıdır? Çünkü Fethullahçı damgası yiyen AKP iktidara karşı gelen kim varsa Fethullahçı damgası yiyerek orada onlar da tasfiye olmaktadır. Yani bunu neye göre Fethullahçıdır veya değildir? Fethullah Gülen o kadar güçlü bir yapımıdır. Fethullah Gülen aracılığıyla Türkiye yeniden bir dizayn edilmektedir. AKP aracılığıyla Türkiye dizayn edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi zihniyetini iktidara getirirken Amerika'dan izahat alınmadan iktidara gelinmez. Amerika'dan mutabakata varıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Bu kullanım süreci hala tam etmiyor mu? Türkiye'nin dış politikasındaki taşeron hizmeti Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Bu bir gerçek değil mi? Yani bugün askerdeki bu kalkışmayı kim önleyecek? Halk mı önleyecek yoksa askerin içerisindeki ülkesine, vatanına bağlı askerler mi önleyecek? Bunun cevabı bu olması lazım. Yani bugün askerin içerisinde bu kalkışmaya karşı çıkacak askerler nerede? Onlar sonradan devreye girdiler. Eğer siz Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bir şekilde entelle ediliyorsa onların derhal istifa etmesi lazım. Yani Türkiye bu kadar mı önleyici istihbarat bakımından zayıf bir ülke konumuna getirildi? Burada ben zannetmiyorum ki bu itidar hareketinin, bu kalkışma ve insan hareketinin önceden istihbaratının olmaması. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sahneye çıkması ve oradan İstanbul'a gelmesi falan hepsi bir projenin yansıması gibi gözüküyor. Bunları iyi okumak gerekiyor. Bunları niçin ifade ediyorum? Çünkü Türkiye 15 Temmuz'dan sonra artık farklı bir şeye doğru açılıyor. Türkiye bundan sonra... Gördüğünüz nedir? Nereye açılıyor Türkiye Sayın Tantan? Efendim Türkiye'de namussuz bir yapı iktidara gelmezse, kişilikli, kimlikli bir siyasi irade iktidara gelmezse, yani parlamentoya gelmezse, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi övünüyor, biz şöyle karar aldık, böyle karar aldık. Ya kardeşim Türkiye kaç aydır, yıllardır PKK ile IŞİD'le tehdit altında, sadece PKK ile IŞİD'in tehdidi altında değil, kirli ve kimliksiz siyasetçinin tehdidi altında. Siz niye bugüne kadar liderlik yapmadınız da buna dur demediniz? Türkiye kirli dosyalardan dolayı yabancı servislerin tehdidi altında. Özellikle IŞİD'i, PKK'yı başımıza bela saran ve onu destekleyen, onu kullanan yabancı servisler Türkiye'de istedikleri gibi herkesi tehdit ediyorlar. Siyaseti tehdit ediyor, ekonomiyi tehdit ediyor, mali sistemi tehdit ediyor. Bütün bunlara karşı parlamentonun bu mücadelede dik durması lazım ama duramıyor. Demek ki Türkiye'de bir sancı var, bir sıkıntı var, bir olumsuzluk var, halkta bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlığın temel alt sebebi Türkiye'deki temel altyapıların olmaması. Bunun bir türlü yapılamaması, yaptırılmaması. Bu temel altyapılar olmadığı için de Türkiye'de hukuk devleti olamıyor. Türkiye'de demokrasi zemin üzerinde inşa edilemiyor. Kirli ve kimliksiz siyasi kadrolar parlamentoyu hemen her yeri işgal etmiş vaziyette. Sadece orasını değil ki bütün özel sektör bakımından da bakıldığında hemen her alanda kirlilik ve kimliksizlik adeta Türkiye ve Türk halkını uçuruma sürüklüyor. Yoksulluk, fakirlik, cehalet, had safhada. Bunlar planlı bir hepsini uygulamanın yansıması. Hepsini birden düşünmek gerektiğini söylüyorsunuz. Peki ne yapmalı Sayın Tantan? Ne tavsiye edersiniz? Yapılması gereken şey şu. Şu anda bu şekilde halkın sokağa indirilerek siyasi rant elde etmek isteyen siyasi zihniyetlerin bundan vazgeçmesi gerekiyor. Yani iyi niyetli halk da sokağa inmiş vaziyette ama bu arada özellikle uzun zamandan bu yana hükümet çevrelerinin, iktidar sahiplerinin devleti kendi lehlerine kullanması bakımından bütün altyapıları kendi lehine çevirmesi için örgütlenmesi ve biz örgütsel yapıda ülke ve millet için değil sadece kendi geleceği için bu yapılardan süratle vazgeçmesi gerekiyor. Özellikle toplumda herkesin her zeminde bildiği ve fakat seslendiremediği, dile getiremediği bir takım
halk nezdinde itibarsız kişilerin örgütlü bir şekilde sokakta bir mafya yapılanması şeklinde eyleme dönüşen farklı faaliyetler içerisinde olması son derece tehlikeli. İktidarın yıllardır korku ve kaostan beslenerek iktidarını sürdürmek istemesi amacından vazgeçmesi gerekiyor. Yani bugün demokrasiyi demokratik temel üzerinde inşa edecek olan parlamento çoğunluğu iktidar sahiplerinde. Ama onların söylem ve davranışlarına ve şeyine baktığınız zaman özellikle Türk askerinin teslim olan Türk askerinin bu şekilde aşağılattırması doğru bir şey değil. Bugün yine yapılan şeylere baktığınızda televizyonlara yansıyan Türk askerinin bu şekilde aşağılanmış bir şekilde ihtilal kalkışma isyan hareketi içerisinde olabilir. Ama bütün bunların hukuk zemini içerisinde olması gerekiyor. Siz eğer Türk askerini boynundan kesiyorsanız, bir işitçi gibi bunu davranıyorsanız, hı hı, asla bunlar unutulamaz. Bunlar milletin kalbinde büyük yaralar açmaktadır. Bu asker bizim askerimizdir. Bu askeri kullananları siz hukuk zemininde bunları yargılayacaksınız. Evet. Geçmişte de iktidarın yanlışlarından dolayı Balyoz ve diğer eylem casusluk donanmadaki casusluk faaliyeti, Balyoz'daki itilal şeyi, bütün bunlar iktidar eğer akıllı, bilinçli, ülkesini ve vatanı seven bir iktidar sahibi olsaydı onları hukuk zemininde hiç silahlı kuvvetleri ve diğer kamu kurumlarını yıpratmadan bunların önüne geçebilirdi ve bunları temizleyebilirdi. Bugün Fethullah Gülen yapılanmasını, Fethullah Gülen'i bir öcü gibi göstererek bunlarla mücadele ediyoruz diye gerek adliyelerde gerek Anayasa Mahkemesi'ne bakıyorsun. Daha 3-4 ay önce Cumhurbaşkanı atadığı bir şeyi şimdi görevden alıyorsun. Ne diye aldığınız belli değil. Eğer siz bunu atarken istihbaratını yapmamışsanız bu çok vahim bir şey. Bunları söylemek istiyorum. Yani neye göre bütün bunları yapıyorsunuz? Türkiye'nin bütün kurumsal yapılarının sistematiğini çökertmiş vaziyettesiniz. Kimse kimseye güvenmez konumunda. Bugün Türkiye'nin en büyük kurumu olan Silahlı Kuvvetler kendisi bunu kendi içinde bunu toparlayabilir. Süratle bunu kendi içinde şimdi kendisine ve Türkiye'ye karşı olan, milli olmayan bu yapıları ortadan kaldırabilir. Ama siz değil misiniz ki ilk defa tarihinde NATO'nun aldığı bir kararla bayrağı yarıya indiriyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Siz değil misiniz NATO'yu Kuzey Irak'a davet eden, siz değil misiniz NATO'yu gelsin güney sınırımızı NATO korusun diyen? Peki sizin silahlı kuvvetleriniz koruyamıyor mu? Niçin bu kadar NATO'ya teslim oluyorsunuz? Siz bilmiyor musunuz ki Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Almanya'nın, Fransa'nın bu bölgedeki kendi taleplerinden dolayı uyguladığı politikalar Türkiye'nin geleceğini tehdit ediyor. Türkiye ulus devletini ortadan kaldırıyor. Türk kimliğini ortadan kaldırıyor. Doğu Akdeniz'den sizi dışlatan bu yapı sizi Mavi Marmara olayla tuzağa düşüren ve Kıbrıs elinizden almak isteyen, Doğu Akdeniz'deki haklarınız elinizden almak isteyen bu anlayışı biliyorsunuz ve buna rağmen yine NATO üzerinden bütün gücünü bu bölgede kullanmak isteyen bu yapıda NATO'yu davet ediyorsunuz ve bu NATO'nun Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinde hala bir açılım yapamamış vaziyettesiniz. Tehlikenin boyutu çok büyük olduğu için ifade etmek istiyorum. Görünenin Mısır dışında, görünenin dışında Mısır, asıl görünmeyene işaret ediyorsunuz ve Mısır örneği zaten çok vahim, çok vahim. Mısır bunu yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Şimdi Müslüman kardeşler biliyorsunuz orada Müslüman kardeşlerin kuruluşu, hangi istihbarat örgütlerinin onu desteklediği, yani Osmanlı Devleti'nin köküşünde rol alan Vahabizmin Türkiye'yi ve Türk Müslümanlığını nasıl yok ettiğini, Kafkasya'dan Balkanlara, Hazar Asistan'a kadar nasıl tehdit ettiğini arşivler haykırıyor. Yani bu konudaki devletin imkan ve kabiliyetlerinde devletin sağduyu sahibi memurlarının verdiği raporlar adeta haykırıyor, taşıyor. Bütün bunları okumuyorsunuz, görmüyorsunuz ve buna karşı altyapılar yapmıyorsunuz. Her şeyden siyasi rant etmeye kalkıyorsunuz. Bunlar son derece tehlikeli şeylerdir. Hı hı. Ben Mısır örneğini niye veriyorum çünkü? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi bunu bir zaferle taşlandırmak istiyor. Aslında bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve bir tasfiye sürecinin başlangıcı olarak bakmak gerekiyor. Artık bu zihniyet Büyük Orta Doğu projesinde Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in, Avrupa'nın
hizmetine büyük katkılar sağladı. Özellikle İsrail'in bu bölgede büyük güç olduğunu ve buradaki enerji savaşlarında enerjinin bu büyük ülkelerin, bu büyük şirketlerin kullanımında olduğunu ve Türkiye'nin burada bir taşeron olduğunu, buradan asla pay alamayacağını, bu bakımdan da Türkiye'nin asla ve asla Kandil'e ve Suriye'nin kuzeyine giremeyeceği ve şimdi yakında Musul'a hareket yapmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri ve Barzani kuvvetlerinden dolayı da Türkiye'nin Musul ve Kerkük petrollerinden dışlandığı gerçeği de bir vaka olarak önümüze çıkıyor. Bütün bunlar da Türkiye taşeron ve bu taşeronluktan dolayı da Türk halkı ve Türkiye kaybediyor. Mısır örneğini vermemin sebebi de Mursi'yi de iktidara taşıyan, Müslüman kardeşleri de iktidara taşıyan, sonra Mursi'yi ve Müslüman kardeşleri tasfiye eden aynı küresel sermaye, şimdi Sisi'yi iktidara getirerek istediği gibi orada yeniden bir düzen içerisinde ve bütün bunları iyi okumamız gerekiyor. Türkiye'de aynı şeyden geçecek. Yani bugün Türkiye'de muhalefet partileri işte biz ortak tavır sergiledik falan diye kimse kimseye aldatmasın. Bugün muhalefet partileri de halka geri dönecek. İktidar da halka geri dönecek. Evet. Ama bu şekilde ayrıştırarak geri dönmeyecek. Adaletli bir şekilde geri dönecek. Gerçekleri halkla paylaşacak. Halktan gerçekleri saklamayın. Görünenin halka ardındaki gerçekleri gösterin ve herkesin sorumluluğu bu olsun diyelim, değil mi Sayın Tantan? Teşekkür ediyoruz. Yani mesele tamamen bu. Görünenin ardındaki gerçeği artık konuşalım açık açık. Kesin. Halktan gerçekleri halkla paylaşın. Halk kendi ülkesine, milletine sahip çıkar. Bunu her zeminde gösteriyor ama bunu siyasi ranta asla döndürmeyin. Evet, mesele bu. Şu anda olan siyasi ranta dönüştürme görüntüsü olduğu için ona itiraz ettiğinizi de ifade ettiniz. Ama bu siyasi ranta, efendim buradaki şey şu. Balyoz'daki gibi askeri ihtilal teşvik edenlerin nasıl ihtilal yaptırmayıp içeri attırdığı ve tasfiye ettiği ve itibarsızlaştırdığı gibi aynı operasyon şimdi. Silahlı versiyonu var. Şimdi bu insanlar kendi insanlara karşı silah sıkıyor. Çok tehlikeli bir şey. Ama bu duracak mı diyorsunuz? Asla bu duramaz. Yine kullanılacak. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz daha önce yansıdı. Amerikan Büyükelçisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde milliciler var, Avrasyacılar var, NATO'cular var. Bunlar hepsi bilinen gerçekler, öyle değil mi? Yine bunların içerisinde bu kullanımdakiler kimler bunlar? NATO'cular mı, milliciler mi, kimler? Avrasyacılar tasfiye edildi. Peki Türkiye'de milli sermaye, milli ekonomik altyapılar tamamen yabancılaşmışsa, Türkiye'nin kurumlarının temel altyapılarının yapılmadığı sürece nasıl millileşecek? Tehlikenin boyutu burada, bunu ifade etmek istiyorum. Evet, gayet net de ifade ediyorsunuz. Dileriz görenler daha da çoğalsın ve bu gidişata bir şekil engelleyici bir güç de ortaya çıkarabilelim. Sayın Tantan, teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar efendim. Sevgili izleyiciler, Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı, şimdi Sayın Tantan'ın ifadeleriyle artık açığa çıkması gereken ve konuşulması gereken, sorumluluğu bilip gereğini yapması gerekenlerden birisi Hulusi Akar. Dün meclisteki toplantıya, olağanüstü toplantıya katıldı ve nasıl rehin alındığını anlattı. Şimdi onu aktarımları verelim. Türkiye'deki darbe girişimi sonrasında Akar nasıl rehin alındığını şöyle anlatıyor. Akıbeti uzun süre merak edildi biliyorsunuz. Ankara'daki Akıncı Hava Üssü'ne düzenlenen operasyondan sonra Çankaya'ya götürülmüştü. Bu görüntülerde Çankaya'ya helikopterle getiriliş anları. Akar daha sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte gazetecilerin karşısına çıktı. Genelkurmay Başkanı öğleden sonra meclisteki özel oturuma katıldı. Toplantı sonrasında da muhalefet liderleri yüksek yargı organlarının başkanlarıyla kameralara birlikte poz verdiler. Bu sırada geçmiş olsun dileklerini kabul eden Akar'a kuvvet komutanlarının neden kendisine eşlik etmediği soruldu. Komutanlar görev başında yanıtını verdi Akar. Meclis Başkanı, Başbakan, CHP ve MHP liderleriyle mecliste yaptığı görüşmede Akar, yaklaşık 40 dakikalık bir görüşmede darbe teşebbüsünün başlamasıyla birlikte kendisinin yakın çalışma arkadaşları, emir subayı ve özel kaleminin gözaltına alınmaya çalışıldığını anlattı. Genelkurmay Başkanı kendisine silah doğrultulduğunu, karşı koyunca da arbede yaşandığını söyledi. Akar'ın boynundaki morluğun da bu sırada oluştuğu öğrenildi.
Toplantıda boğazı kesilerek öldürüldüğü iddia edilen asker de gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e bu konuda açıklama yapmasının faydalı olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine Akar, bu görüntüler gerçek mi diye sordu. Kılıçdaroğlu da bayağı gerçek yanıtını verdi. Boğazı kesilen askerle ilgili görüntüye Genelkurmay Başkanı gerçek mi diye sormuş. Evet, dileriz ki Genelkurmay Başkanı tespitini yapsın, o hangi askerdir, gerçek midir, değil midir? Evet, tuhaf şeyler. Herkes sorumluluğunu bilsin ve o sorumluluğu yerine getirsin. Şu yaşadıklarımız bizi 15 senedir yönetenlerin sorumluluğu çünkü sevgili izleyiciler. Darbecilerin beslenmesi, palazlanması, yerleşmesi sonuçta AKP'nin inisiyatifiyle gerçekleşti. Ve daha birkaç ay önce az evvel Sayın Tantan söyledi. Anayasa Mahkemesi'ne atanan üye açığa alındı darbeci diye. Şimdi cemaatçi diye. Şimdi böyle şeyleri elbette ki itirazımızı sürdüreceğiz. Ne yaşandığını daha iyi anlama noktasında da bunlar bize kılavuzluk edecek bu sorular sevgili izleyiciler. Gazeteciyiz, soru sormaya devam ediyoruz. Şimdi sorumuzu Oya Armutçu'ya soracağız. Sayın Armutçu. Merhaba. Merhaba. Dün gece yine yargı ile ilgili önemli gelişmeler olduğu için yoğun bir mesai verdiğini biliyoruz. Öncelikle soruları yargıdan soralım. Şimdi hayli yoğun bir yargıya yönelik operasyon var. Açığa alınmalar var. Tabii bu mesele burayı niye bekledi? Daha önce niye cemaatle mücadele eden iktidar hareket etmedi? Onu bilmiyorum. Ama bu darbe girişiminden sonra ciddi bir hareket var. Tasfiye süreci var. Benim bugün yaptığım bağlantılarda genel olarak bir kaygı dile getirildi Oya Armutçu. Cemaatçi diye yapılan tasfiye yine herkesi kapsayacak mı? Acaba başka Atatürkçüler de, solcular da, ülkücüler de belki bilemiyorum yani. Farklı kesimlerde bir torba yaratılıp yok mu ediliyor acaba? AKP'lileştiriliyor mu yargı endişesi dile getirildi. Şimdi bu soruyu size yönelteyim ben Oya Armutçu. Böyle bir endişenin yanıtı olabilecek bir emare var mı? Şeyden önce şu uyarıyla başlamak istiyorum. Yani darbe dönemi bile olsa 2007 yılını unutmamak gerekiyor. 2007 yılı neden önemliydi? Biz yine Türkiye olarak bir darbe girişimimiz değil, yine bu hükümete yönelik darbe girişimlerini, darbe planlarını yargılamıştık. Yine Ergenekon ve Dalyot süreçlerinde. Evet. O sürecin nereye geldiğini anımsatarak ben uyarmak istiyorum. Tabii ki darbeye sonuna kadar karşıyız. Geri her gün sokağa çıkarız, bu demokrasi nöbetimizi tutarız. Darbeler dönemi Türkiye'de Türk halkının 15 Temmuz tepkisiyle sonsuza kadar kapanmıştı. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Ama biz bir darbe yargılaması da yapacaksak, ki bir darbe soruşturması başladı biliyorsunuz Sena Topçu. Teknik gitmek gerekiyor Ankara ve İstanbul'da. Hukuk içinde kalarak yapmamız gerekiyor. Yoksa boğaz kesen o kalalı duruhtan devletin hukuk sisteminin bir farkı kalmaz ki. Ya da kendi halkını Sikorski ile tarayan o darbeci dediğimiz en ağır şekilde cezalandırmasını istediğimiz kişilerden hukuk sisteminin ne farkı kalır diye soruyor. Darbeciler evet sonuna kadar yargılanmalıdır. Bu yapıya destek veren artık adı konulu silahlı Fethullah terör örgütünün üyesi olmakta. 1745 hakimle savcıyı açığa aldı HSYK. Açığa alma gerekçesi de bu darbe ve bu yapıyla kurdukları organik bağ, hatta o örgütün üyeleriydi. Yine Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Biz bu iki anayasa mahkemesi yine bu darbe soruşturması kapsamında bu örgütün üyesi olduğu için alındı. Ne oldu? Biz şunu anladık ki akşam saatlerinde o 2745 kişilik açığa alma listesi cezası listesiymiş. Başka türlüsü olamaz çünkü hakimler kanununa göre ancak bir hakim ve savcı o yargılama ve soruşturma prosedürlerini aşarak bir terör soruşturması varsa alınabilir. Yoksa bir anayasa mahkemesi birisinin evinin aranması, gözaltına alınması mümkün değildir. Bunların altına çıkmak gerekiyor. Evet, bu soruşturma sonuna kadar yapılmalı, hukuk içerisinde kalınarak bu kişiler bir daha böyle bir Türkiye'de yapılanmayı akılla getirilmeyecek şekilde cezalandırılmalıdır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tek referansımız hukuk olmalıdır. Bana da sevgili Sena Topçu, yine saat gece çok geç gelmeli. 2 gibi ben ancak eve gelebildim. Sabahın 7.30'undan beri isimlendirmek istemiyorum. O kadar çok tanıdığım hakim savcı, çünkü 2745 çok yüksek bir rakam.
listede bir liste karmaşaları var. İnternet siteleri yayınladı, bizde bir liste var. Aktif Adal diye bir sitede liste var. Memurlar Net'te var. Biz de varız, biz bu yapıdan değiliz diye onlarca hakim savcı endişeli bir şekilde beni aradı. Bir kere her şeyden önce şuna ihtiyaç var ki Sistem Adalet Bakanlığı'nın hem hükümetin hem de yakının bunlar kim? Hangi gerekçelerle açığa alındılar? İsim isim bir beş listeden soruşturmanın gizli izlerden bahsetmiyorum ben. Rakam bazında delillendirilerek gerekçeleriyle birlikte kamuoyunun aydınlatılmaya, hakim savcıların rahatlatılmaya ihtiyacı var. Buradan HSK'ye çağrı yapıyorum. Lütfen o listeyi, o listeleri, biz artık bilgi çağındayız. Nasıl hakim savcıların atamaları siteden ilan ediliyorsa bu açığa almalar belki gözaltı listesi, yine altını çiziyorum, soruşturmanın gizliliğini engel teşkil etmeyecek şekilde internet sitelerinde yayınlanıyorsa, sağlıksız olduğu düşünülüyorsa resmi internet sitesinden hashtag'ını da ilan etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir kaos çünkü yaratılmasın, ciddi bir uyarı da yapıyorsun. Bir kaos olmasın, cemaatçi diye herkes yaftalanıp tasfiye edilmesin. Bu endişelerin haklı olduğunu o zaman ben anlıyorum senin ifadelerinden şöyle, o yardımcı. Şöyle, yani bana telefon eden çok sayıda hakim savcı, bu hatta sendika üyesi hakim savcılar da vardı. Bunların içinde bazı arkadaşlarının listeye alındığını, cemaat yapısıyla hiçbir ilgisi olmadığını, kökenlerinin farklı olduğunu, ben bir hakim savcıyı şucu bucu diye asla yaftalamak istemiyorum ama işte hatta sol görüşte artık söylemek zorunda kalıyorsun. Yani bunların hiç ötemek için kullanıyorum sevgili Sena. Ders seviyesi sol görüşte hakim savcıların alındığı, cemaat yetkisiyle hiçbir ilgileri olmadığı iddiaları var. Tabii bu iddiaları netleştirme konumunda olan yerler medya değildir ama eğer bu listeler, açığa alma listeleri değil mi, gazetelerin internet sitelerinde varsa yargıya düşen birlikte temizlemek adına bir de şunun altını çizmek gerekiyor. Şu anda olağanüstü bir soruşturma yapıyoruz ve buna rağmen gösterdiği bu demokrasi mücadelesinin bir örneğini 2007 tekrar olmaz. Bu insanları yargılarken de Türk yargısı örnek bir yargılama yapıyor. Nasıl 2007 ile dünyaya biz rezil rüsva olup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nde yargımız mahkum olduysa bu defa alkışlanacak bir yargılama yapmalarını ben bir yargı muhabiri ve bir Türk vatandaşı olarak Türk yargısından bekliyorum ve talep ediyorum. Evet, Türkiye Cumhuriyeti yargıçları, savcıları, yani hakimler, savcılar, herkes o yargı mensuplarına büyük görev düşüyor. Bu badireden çıkabilmek için çok büyük bir görev düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek bir yargılama yapmak zorundayız. Türk halkı örnek bir tepki gösterdi. Türk yargısının da bu defa üzerine düşeni yapıp bakın. Çucu bucu diye taraf olarak değil, bir havaya kapılarak değil. Bu yapı var mı? Evet var. Cemaatle mücadele edilmeli mi? Ben bunu kimse ifade etmezken etmiştim. Evet edilmeli. Ama tek referansımız hukuk, anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, evrensel hukukun kriterleri olmalı. Evet, tarihi bir görev var. O dileriz ki o tarihi sorumluluğu taşıyacaktır. Güveniyoruz yargıya diyelim o yarmuç endişelerimize rağmen. Yargıya tabii güveniyoruz. Sonuna kadar ve hepsine ben kolay gelsin diyoruz. Bunu da altını çizmek gerekiyor. 20 Temmuz'da adli tatil başlayacaktı. İptal edildi seminer toplu. Hakim savcılara ben kolaylıklar diliyorum. Son bir şey söylemek istiyorum izninle. Görüldüğü gibi yargı paketinde biz bu tasfiyeyi çok tartışmıştık ve ben defalarca yargının kendi iş mekanizmaları içerisinde bu mevzuatla bu yapıyla mücadele edilebileceğini, dava açılabileceğini söylemiştim senin yayınlarında. Gördüğün gibi demek ki bir mevzuatla, hiçbir mevzuat dediği değişikliğine gerek olmadan bunlar yapılabiliyorlarmış ve hukuk içinde kalınarak hepsi işletilebiliyormuş. Bunu da bir tarihe not düşmek adına söylüyorum. Bak şimdi biz yargı paketini konuşmuyoruz gördüğünüz. Evet, daha konuşacak çok şey var da yine acil sormak istediğim bir soru daha var seninle bağlanmışken Oyar Mutcu. Şimdi Erdoğan dün Kısıklı'daki evinin önünde yurttaşlara sesleniyor ve yurttaşlara seslenirken aslında ABD'ye çağrı yapıyor. Daha önce de çağrılar yapıldı. Pensilvanya'daki zatı bize verin, iade edin. Pensilvanya'daki zat Fethullah Gülen, Gülen cemaatinin şu anki darbeci diye ifade edilen, yargıyı konuştuk, yargıda temizliği yapılan diye ifade edilen örgüt. Şimdi silahlı örgüt olduğu tescillendi darbeci durumla zaten. İddianamesi birkaç gün önce gündeme gelmişti. Tam bu olaydan önceki gün gündeme gelmişti darbe girişiminden önce. Bambaşka bir boyut görülüyor orada da ben şunu anlayamıyorum. Bunca zamandır Fethullah Gülen'le, bunca zaman dediğim 17-25 Aralık'tan sonrasından itibaren hiç Fethullah yok, Gülen'le 2010, özellikle 2015'ten bu yana
mücadele ettiği söyleniyor Fethullah Gülen'le iktidarın. E peki AKP iktidarı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci işletiyor mu? Yani meydana çıkıp halkın karşısında Gülen'i bize verin demenin dışında bir hukuki prosedürü var bu işin. Yapıldı mı bugüne kadar? Şöyle söylemek gerekiyor. Şimdi Türkiye ile Amerika arasında suçların iadesi anlaşması var. Fakat bir terör örgütü üyeliğinden şimdi farklı, buna 15 gün öncesi 15. Biraz ağzına telefonu yaklaştırabilir misin Oya Armutçu birazcık? Evet. Semra Topçu, 15 Temmuz öncesi, 15 Temmuz sonrası diye bakmak lazım. Biz Fethullah Gülen'le ilgili iade dosyası hazırlığı yapıyoruz. Kırmızı bülten talebimiz de var ama oradaki iade taleplerinde şöyle bir sıkıntı oldu. Fethullah Gülen terör örgütünün yeterince delillendirilemedi. O yüzden iade edilemeyeceği gibi bir izlenim aldı hükümet. Dolayısıyla giden 4 dosya var. Son Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu darbe girişimi öncesi, bu darbe felaketi öncesi hazırladığı iade evrakında kesinlikle terör örgütü suçlaması yoktu. Kişisel verilerin ifşası, kumpas kurma, dolandırıcılık, zimmet, sahtekarlık bile vardı ama terör örgütü üyeliği yoktu. Neden biliyor musun? Yeterince delillendirilemediği için. Böyle bir dosyayı sunsak diyordu. Hükümet çalıştı aslında. Üzerine düşeni yaptı. Fakat endişeleri red cevabı almalarıydı. Şimdi ben şunun altını çizmek istiyorum. 15 Temmuz'dan sonra bizzat Fethullah Gülen çok hızlı bir şekilde terör örgütü üyesi diye istetilecektir. İadesi bu yönde olacaktır. İade evrakı belki sil baştan yeniden yazılacaktır. Çünkü ortada somut etek yemeğe bürünmüş bir püskürtülmüş, halkın püskürttüğü bir darbe girişimi vardır. Ve Fethullah Gülen'i de artık bu şartlar altında Amerika ile aramızda iade anlaşması olduğu için vermemek gibi bir şansı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki bu ülkelerin takdirindedir ama hukuk işletilecekse artık Amerika Fethullah Gülen'i iade etmek zorundadır. Fazla bir şeye de gerek yok. Bu gözaltılar yazılıp 15 Temmuz görüntüleri dosyaya eklense bu bir günlük iştir. İsterse hükümet pazartesi günü bunu yapabilir senato. Evet, şimdi yeni sürece ilişkin o zaman bu emareye yeterince delil yoktu, onun için terör nitelemesi yoktu terör örgütü. Son artık evrakta var. Yoktu kesinlikle. 8 suç var. Vardı ama terör örgütü üyeliği ya da politik suçlamalar yoktu. Ama artık varın ötesinde somut bir olay var. Dediğim gibi 2 satırdı. Pazartesi günü hükümet bunu jet hızıyla yapabilir. Evet, bu da iştir. Bu da önemli bir gelişme, onu anlıyoruz. Teşekkürler Oya Armutçu. Bu arada bilgin var mı bilmiyorum ama ben şu anda önümde görüyorum. Merdan Yanardağ'ın sahip olduğu ABC gazetesinin yayını internet erişimine kapatılmış. Tip hiçbir gerekçe göstermemiş. Başka sitelerde de kapatma var. Karşı gazetenin sitesi kapatılmış. Ruşen Çakır'ın web sayfası kapatılmış. Bu arada tipten henüz bir açıklama yok. Bilgin var mıydı bilmiyorum. Şimdi öğrendim ama ben şaşırmadım. Yani bunun ötesinde tabii ki medya yapılanmasına da dönük bir operasyon. Bu öyle mi, bunun altına çizerek söylemeyi bilmiyorum. Çünkü yargıyla konuşmadım ya da savcılığı aramadım ama senin verdiğin isimlerden acaba bir medya yapılanmasına dönüp de düğmeye basıldı mı diye düşünmeden edemem. Evet. Ama yani hiç sürpriz olmaz. Yani devletteki nasıl emniyetle başlamıştı, yargıya uzandı, Anayasa Mahkemesi'ne kadar uzandıysa medyada da bir operasyon olur mu olur. Ama dediğim gibi bizim referansımız hukuk olmalı ama darbecilerle, darbeyle bunu ima edenlerle bile sonuna kadar hukuk içerisinde mücadele edilip en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Hayatımı da gazeteciliğimde hep bu çizgide kalarak yapmaya çalıştım. Evet, biz her zaman ilke değişmiyor değil mi? Hukuk. Hukuk referansımız düzeni. Referansımız hukuk olmak zorunda. Referansımız bu. Aynı zamanda insaniyetimizi yitirmeyeceğiz. Vicdanımızı da yitirmeden, o kafası kesilen askeri hatırlayarak söylüyorum. Vicdanımızı da yitirmeden hukuk düzleminde Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaş haklarının bize verdiği o haklar manzumesi içerisinde referanslarımızı yitirmeden yola devam etmeye çalışacağız. Herkese de bunu tavsiye edelim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, yeni gelişmeler arasında Yunanistan'a kaçan darbecilerle ilgili de bilgiler vardı dedik. Şimdi o bilgileri bir tekrar yansıtalım size, birkaç cümleydi. Şimdi biraz daha gelişme var konuyla ilgili olarak. FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan askerlerin kullandığı helikopter TSK personeli tarafından teslim alındı. TSK personeli helikopterle Dedeağaç Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etti.
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Sikorsky tipi askeri helikopterle 8 darbeci rütbelerini sökerek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Yunan polisi tarafından gözaltında tutulan askerler savcılığa sevk edilecek. Bu bilgiyi aktaralım sizlere sevgili izleyiciler. Savcılığa sevk edilecekleri ifade edilmişti. Ve savcılığa çıkarıldılar. 8 darbeci ülkeye kaçak girmek, iki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmak suçundan savcı karşısında Dedeağaç'ta savcı karşısına çıkarıldı. Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili bilgi bu. Son bilgi bu. Bu arada Yunan polisi tarafından gözaltında tutulanlar savcılığa çıkarılırken darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan pilot albay Murat Karakuş ve İstanbul Hava Harp Okulu dekanı albay Ahmet Gümüş Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot albay Murat Karakuş ile İstanbul Hava Harp Okulu dekanı albay Ahmet Gümüş ilçe merkezinde dün saat 17.30 sıralarında yakalandı. Albayların Yunanistan'ın Leslov adasına Midilli kentine kaçmaya hazırlandıkları bildirildi. Saat 21 sıralarında Ayvalık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen iki albayın Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Evet sevgili izleyiciler, böylece bu programın sonuna geldik. Bu arada gözaltına alınan komutanlarla ilgili tutuklamaların geldiğini ifade etmiştik. 51 tutuklama var, 105 gözaltı vardı, 56'sı serbest bırakıldı. Farklı haberler arasında gelişmeleri zaman zaman size aktardık. İlk son gelen bilgileri aktarmaya çalıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği mesajla noktalamak isteriz. Her şeye rağmen milletin iradesinin gerçek anlamda yansımasını arzu ettiğimiz mecra Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ve bu darbe girişiminde büyük yara alan meclis tarihi bir mesaj yayınlamıştır. O mesajın gereği yerine getirilsin isteriz. Evet, mecliste 4 partinin ortak bildirisi yayınlandı sevgili izleyiciler. Meclis Genel Kurulu'ndaki toplantıda, oturumda liderler mesajlar verdiler ve 4 parti ortak metninde biz AKP, CHP, HDP, MHP grupları olarak aziz milletimizin kendisine, milli iradeye, devletimize, özellikle de millet iradesinin temsilcisi olan milletvekilleri ve Gazi Meclis'e yönelik 15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hale getirilen darbe girişimini ve meclise yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz denildi ve demokratik tepki sınırlarını aşan ülkemize yakışmayan şiddet eylemlerinden uzak durulmasını da halkımızdan rica ediyoruz ifadesi kullanıldı. Evet, bu görüşme, genel kuruldaki bu görüşme, tarihi görüşme ve mesajların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da muhalefet parti liderlerini Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi arayarak teşekkürlerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu badireyi atlatması için yan yana, aynı açıklıkla az evvel ifade ettiğimiz referanslarda Türkiye Cumhuriyeti'nin o anayasal referanslarıyla yola devam edilmesi tarihi sorumluluğunu herkesin taşımasını arzu ederek noktayı koyalım. Hoşçakalın.